Merhaba sevgili izleyiciler. Bir sosyal medya gündem yayınıyla tekrar sizlerleyiz. Sosyal medya üzerinden derlemiş olduğumuz bazı haberleri aslında sosyal medyada geçtiğimiz hafta içerisinde gündem olmuş ve paylaşılmış haberler üzerinden gündemi okumaya çalışacağız. Ama biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti her antidemokratik uygulamaların olduğu ülke gibi İlk baskıyı uyguladığı alanlar medya alanları oluyor. Genel aslında merkez medyanın kontrolünden sonra giderek sosyal medya platformlarına yönelik de operasyonel bir durum içerisinde paylaşımda bulunanlar tutuklanıyor, gözaltına alınıyor, ağır cezalara tabi tutuluyor. Haber kaynağı teşkil eden hesaplar kapattırılıyor. Yine sosyal medya platformlarının gelir kaynakları üzerinden tehdit edilmek suretiyle muhalif seslerin haberlerinin paylaşılması, görünür kılınması da engellenmeye çalışılıyor. Özellikle son dönemlerde sosyal medya platformlarında muhaliflerin, gazetecilerin, yurt dışındaki gazetecilerin haberleri ya da hesapları çoğu insana ulaştırılmıyor ve görünen odur ki bu sosyal medya platformları da bir anlamda bu işbirliği içerisine giriyorlar. Çünkü kendileri de bir ara belirttikleri gibi tehdit ediliyorlar. Büyük bir gelir kapısının kapanmasını istemiyorlar ve bu anlamıyla da bu baskılara bir anlamda da kendilerince bir çözüm üretip engelliyorlar. O vesileyle diyoruz ki bu muhalif hesapların, muhalif gazetelerin, dergilerin, televizyonların mümkün olduğu kadar aranarak, bulunarak takip edilmesi ve hatta onların kendilerinin ürettiği internet sayfaları var ise o sayfalar üzerinden bu medya kuruluşlarını, bu haber kuruluşlarını takip etmelerini öneririz. Ancak böyle doğru bilgiye ulaşabiliriz. Yalan bilginin her alanda yaygın hale getirildiği bir dönem ve süreçten geçiyoruz. Devlet eliyle örgütlü bir halde yalan üretiliyor, kirlilik üretiliyor, bilgi kirliliği üretiliyor. Buna karşı da medyamızda sorumluluk sahibi olan dostların mücadelesi devam ediyor. Bu mücadeleyi desteklemek ve haber alma hakkımızı korumak için de kendimizin üzerine düşen sorumlulukları da görmemiz gerekiyor ve bu sorumluluklara da sahip çıkmamız gerekiyor diyorum. Sosyal medya gündeme her zamanki gibi Gülistan Dokun nerededir sorusuyla başlayacağız. Tam bugün 1332 gün olmuş Gülistan Dokun'dan haber alınamıyor. Gülistan Dokun Munzur Üniversitesi öğrencisiydi. Belki her seferinde bu programımızı izleyenler biliyorlardır. Tekrarlıyoruz. Munzur Üniversitesi öğrencisi bundan 1332 gün önce kaybettirildi ve akıbeti hakkında herhangi bir bilgi alınamıyor. Neden alınamıyor? Benzer olaylar gibi içinde devletin ve devletle ilişkili güçlerin olduğu tüm olayların üstü kapatıldığı gibi Gülistan Dokun'un da bulunmaması için ellerinden gelen her türlü yol ve yöntemi kullanıyorlar. Aslında belki birçok konuda bilgi sahibiler ama o bilgiler kendileri açısından, kendi cephelerinden korunması gereken, kullanılması gereken kişilere ait bilgiler olduğu için de toplumla paylaşılmıyor ve bu ailenin, sevenlerinin acısı daha da derin bir şekilde yaşatılmak suretiyle aslında insana en büyük işkence de yaşatılmış oluyor. Gülistan Dokun'un bu kaybettirilme olayı ve benzeri olaylar üzerinden. Biliyorsunuz cumartesi anneleri her cumartesi eskiden Galatasaray Lisesi önünde açıklamada bulunuyorlardı ve çocuklarının hakkında bilgi istiyorlardı. Bunu da engellemeye kalktılar. Biliyorsunuz yasaklandı, baskılar devam ediyor ve cumartesi annelerinin de direnişi devam ediyor. İnsanların kendi acılarına sahip çıkması, çocuklarını özlemesi bile onlara çok büyük bir olaymış gibi saldırıya kalmalarına, maruz kalmalarına sebep oluyor. Tüm bunların arkasında yatan aslında suçluların kendilerini gizleme çabası. Yani cumartesi annelerine saldırmanın da arkasındaki gerekçe, Gülistan Dokun'un bulunmaması ya da işte
kamuda suç işleyenlerin korunup kollanması, emniyet güçlerinin işlediği suçların üstünün örtülmesi vesaire tümü bu yapının kendisini koruma çabasının, bu kirli ilişkilerinin sürdürmesinin bir aracı olarak görmek gerekiyor. Çünkü öyle bir durumdadırlar ki, öyle bir yapıya sahipler ki en küçük bir Twitter paylaşımının bile onların o yalanlarını deşifre etmeye yettiğini görüyorlar. Ve gerçekten de bilgiden ve doğru bilgiden çok korkuyorlar. Korktukları için de bu saldırganlığı zirveye çıkarıyorlar. Evet, Gülistan Doku'nun resimleriyle başlayalım. Gülistan Doku bu son dönemlerde biliyorsunuz hayvan hakları ile ilgili de çok tartışmalar sürüyor. Gülistan Doku'nun bir resmi. Evet. Ardından Gülistan Doku nerededir diye soran onun arkadaşları, onun okulundaki öğrencileri, onunla birlikte umut taşıyanlar, geleceğe dair umutları olan insanların bu umutlarına yönelik saldırılar karşısında koydukları bir tepki. Onlar da soruyorlar, Gülistan Doku nerededir diye. Evet, Gülistan Doku'nun annesinin Muzlu kıyısındaki haykırışı, ki bu haykırışın sesi şu anda 1332 gündür dünyamızda yankılanıyor. Ama ne yazık ki diller dönmüyor, kulaklar duymuyor ve vicdanlar sızlamıyor bu acı karşısında. Ve Gülistan Doku'nun son bir resmi. Evet, buradan gündeme geçelim. Gündemde neler var? Biz de bir başlık attık. Dedik ki, ne dedik? Dedik ki NAS'tan IMF'ye, dahi ekonomist, dahi bir ekonomist. Şimdi adamın biri paylaşımda bulunmuş. Şöyle diyor, devlet yanlısı. Bunlar zaten organize hesaplar. Yani şu anda yani her ne kadar sosyal medyada bir muhalif mücadele, bir haber akışı geçiyor ise bunu manipüle etmeye yönelik devlet merkezinde de organize bir şekilde işte troller çalıştırılıyor. Bazı kesimler büyük bütçelerle 24 saatini isterseniz bakınız, giriniz internete. Yani adamın yani bir mola, yemek molası verme fırsatı bile görmeden nasıl gündeme dair manipülatif haberler paylaştığını görebiliyorsunuz. Bunların hepsi besleme. Devlet tarafından besleniyorlar, iktidar tarafından besleniyorlar. Hatta iktidar o hale gelmiş ki iktidar içerisindeki her grubun kendisine ait bir troll ordusu var ve bunlar her konuda işte kendileri besleyen sahiplerine yönelik, inanmasalar da, güvenmeseler de profesyonel bir şekilde bu manipülasyon işinde görev yürütüyorlar. İşte haberin birisini işte adam paylaşıyor, yani reklama ihtiyaç var. Ne demiş? Diyor ki, birçok ilke imza attı. Söylediği her şeyi yaptı. Birçoğu elimizde olmayan sebeplerden oluşmuş ekonomik zorlukların da Erdoğan'ın aşacağını gerçekten inanıyorum. Biraz sabırlı olalım yeter diyor. Şimdi o vesileyle ben de bu grafikteki eski bir grafik, yani Erdoğan'ın işte o NAS açıklamasıydı. NAS ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor? Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak NAS'lar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Değil mi? Yani Erdoğan'ın bu sözünden dönmeyen, her söylediğini yapan adam diyor ya, bu adamın açıklaması. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sunmuş olduğu ekonomik modeli güya dayandırdığı gerekçelerden bir tanesi. Diyor ki NAS ortada olduğuna göre. Peki dönüp adama demezler mi? Peki bu NAS ortadan mı kalktı şimdi, siz IMF kapısında dilenir hale geldiniz? Bunu sormak gerekiyor. Yani her dediğini yapan adam ya, her dediğinin arkasında duran adam ya. Mesela Erdoğan siyasetinin en temel özelliklerden bir tanesi bu. Hiçbir söylediğinin kıymeti harbiyesi olmaması. Çünkü siz bunu esas alırsanız bir yanılgıya düşersiniz. Yani bunun arkasında dün durdunuz. E peki bunun arkasında nasıl duracağız? IMF kapısındaki durumla ilgili ne söyleyeceksiniz? Yani bu
şu anlama geliyor. Dün dündür, bugün bugündür diyen o Süleyman Demirel'in hikayesini Türkiye'de artık öyle açık bir hale gelmiş ki Erdoğan şahsında vücut bulmuş ve neredeyse bunlar mesela artık böyle yıllara falan sığan bir şey değil. Aylarla değişiyor. Yani 3 ay önce kalkıp dinliyor ki mesela bu fakir burada olduğu müddetçe bu rahip ne bileyim neyin nesini çekecektir diyor. O fakir hala o koltukta oturmaya devam ederken o rahip şu anda Amerika'da hayatını yaşamaya devam ediyor. Yani böylesine bir ne diyebilirim, bunu nasıl izah edilebilir? İşte diyorlar ya kemiği yok. İrade meselesiyle de ilgili bir şey değil. Belki iradesi böyle çalışıyor, vicdanı da böyle çalışıyor. Dün söylediğinin bugün tersini söylemenin bir lütuf olduğunu düşünüyor. Gerçekten de bir lütuf olarak satıyor da bunu. Yani meseleyi, asıl meselelerden bir tanesi Erdoğan'ın böyle bir kimlikle ortadayken, yani şimdi mesela nasıl ortada olduğuna göre bana ne oluyor, benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Ya da Erdoğan din mi değiştirdi? Yani din mi değiştirdi? Müslüman olmaktan vaz mı geçti? Müslüman değil mi şimdi? Yani bunların tümü dönemsel ihtiyaçlarını karşılamak için kendi menfaatini, kendi çıkarını, kendi aile efradını ve çevresindekilerini beslemek için organize ettiği ve dönemsel olarak ihtiyaç duyduğu cümleler. Bu cümlelerle Müslümanlara mesaj veriyordu. Bugün peki neyin mesajını verecek? Bugün neyin mesajını, hesabını verecek? IMF kapısında Mehmet Şimşek'i dilenci halinde dolandırıyorlar. Erdoğan'ın sesi soluğu çıkmıyor. Hiçbir konuda açıklama yapmıyor. Sanki bu olanlardan hiç haberi yokmuş gibi. Ne Nas ortada kaldı, ne onun Müslümanlığı ortada kaldı. Onun görevlendirmiş olduğu işte Ekonomi Bakanı, işte IMF'nin Türkiye'ye geleceği müjdesini veriyor. Müjde veriyor, müjde. Müjdeler olsun diyor. Müjdeler olsun, IMF gelecek diyor. Ve IMF gelirken de ne yapıyor? IMF'nin öngörebileceği ihtiyaçları önceden toplumun sırtına bindirmek suretiyle biz sizin her dediğinizi yapmak için burada hazır olda bekleyiz. Bekliyoruz. Lütfen, lütfen, lütfen bizim derdimize deva olun. Büyük ekonomist dahinin yıkmış olduğu, kırıp dökmüş olduğu, çalıp çırpmış olduğu bir ülkede önümüzde dönemde seçim var. Bu ekonomik sıkıntıların daha çok halkın sırtında hissedilmesinin önüne geçelim. Çünkü zaten dün dündür diyen, bugün bugündür diyen bir idari ve yönetim tarzı var. Ve buna alışmış olan, bunu içselleştirmiş olan bir de geniş bir nüfusumuz var. Bu nüfusumuz da ne yapıyor? Bunun arkasında duruyor ve besliyor. Durup bunun hesabını sormuyor. Sormadığı müddetçe de bir bakıyorsunuz bu naslar işte ondan sonra IMF'ye dönüşüyor. IMF'ler yarın NAS'a dönüşmeyeceğinde bir garantisi yok. Yarın erken yerel seçimler biter. Yerel seçimlerden sonra yine bakarsınız başka bir hikaye döner ve başka bir tartışmayla gündemimiz değişir. Zaten bizim aklımız da yetmiyor. Yani hangi gündeme yetişesiniz ya da hanginizi aklınızda tutasınız. Neredeyse artık dün yediğimiz yemeği unutacak bir hale düşürüldük. Beynimiz o kadar bir zorlanıyor ki bu adamların peşinde koşmaktan, bu adamları takip etmekten veya bu adamların yaptıklarını değerlendirmekten veya bu adamların yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşmekten ve mücadele etmekten gerçekten insanı bıktıran bir sistematiği devreye sokmuş bulunuyorlar. Evet. Yani her adamın zaten kendisiyle birlikte kendisine benzer adamları var. Binali Yıldırım ne demiş? 2025 yılında inşallah, ay 2025'miş yani, 2024 de değil. Gerçi Mehmet Şimşek de 3 yıl verin bize diyor yani. 3 yıl eğer biz bu uygulamaları yapar, boğazınızdan keser, aylıklarınızı aşağı çeker, sosyal haklarınızı sıfırlar, ondan sonra vergileri yükseltirsek ne yapıyoruz diyor. 3 yıl sonra durdurabiliriz. Durdurabiliriz. Ondan sonra aşağı çekebiliriz. Yani 3 yıl bize sabredin diyorlar. Sabredin.
Binali Yıldırım da 2025 demiş. 2024 ki önemli dönemeç noktalarından bir tanesi. Niye? Yerel seçimler var. Yerel seçimlerden çünkü halk ekonomik olarak şu anda dehşet bir şekilde bu uygulamalardan nasibini alıyor diyelim. Yani dün belki hissetmiyordu bu söylenen bu NAS-MAS hikayesi olunca vay ne güzel falan diyen adamlar NAS uygulamalarının sonuçlarıyla şimdi karşılaşıyorlar. Düşünün dünyanın sondan ikinci büyük enflasyonuna sahip olan bir Türkiye'den büyüyoruz derken arkaya doğru büyüyoruz. Yani tersten büyümek diye bir şey var Türkiye'de. Enflasyon başını almış gitmiş. Türkiye dünyanın işte eskiden işte G20 gelişmekte olan büyük ekonomiye sahip olan ülkeler arasında 17. 16. sıraya kadar çıkmış iken şu anda işte arka kuyruğa doğru hızlı bir şekilde ilerliyor ve bunun sonucu yani bu üretilen siyasetin sonucu işte o NAS dedikleri, CAS dedikleri ne idüğü belirsiz. Çünkü bu adamların zaten bu inançla da bir alakaları yok. Yani bunu mesela işte bir Müslüman olarak NAS'lar neyi gerektiriyor ise cümlesini kuran bir adamın şimdi o zaman sen NAS'ların gereklerini yerine getirmiyorsan sen nasıl Müslüman olursun diye basit bir Aristo mantığıyla da bunların zaten din vicdanla hiçbir alakaları olmadığı da ortada. Son itibariyle işte 2024 yılında yapılacak olan seçimlere kenetlenmiş olan bir iktidar yapılanması var. Bundan önce de zaten Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere kilitlenmişti. Bundan dolayı basılan paralar piyasaya sürülüp işte karşılığı olmayan bir para piyasasıyla ne yapıldı? İşte Türkiye'de enflasyon zirve yapar hale geldi. Ve düşünün işte eskiden övünürdü Türkiye Cumhuriyeti kendi kendisine yetebilen bir ülke olmak ile. İşte bugün siz gittiğiniz zaman marketlerde, alışveriş yerlerinde, nerede isterseniz bakkallarda birçok ürünün kökeninin bakıyorsunuz neredeyse etine kadar, sütüne kadar, peynirine kadar dışarıdan getirmiş bir ülke haline gelmiş bulunuyoruz. Evet, Yeni Şafak yazarı ve Genel Araştırma Başkanı İrfan Aktaş, ülkemiz yurt dışında çok yüksek bir imaja sahiptir. Allah Allah. Muhalefet gazeteciler hükümet faaliyetleri katılmadıkları için bu gerçeklikten uzak kalıyorlar. Dehşet bir şey yani. Ülkemizin prestijinin dehşet yüksek olduğunu söyleyen zat-ı muhteremler herhalde kendisi oturduğu koltuktan görüyor. Ya da Erdoğan'la birlikte herhalde gitmiş olduğu o işte ne bileyim ne diyorlar Körfez ülkelerindeki o şehirlerle yapmış oldukları görüşmelerden bahsediyor. İtibar meselesine gelince belki yukarıya doğru gidebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarı ancak Macaristan kadardır. Çünkü ırkçılığın ve faşizmin Avrupa'da şu anda zirve yaptığı yer Macaristan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı'nın da itibarı Macaristan'a kadardır. Onun ötesine çıkabiliyor mu? Yani işte diyelim ki Körfez ülkeleri, şu anda işte insan hakları ihlallerinin en yüksek olduğu yerler, insanın insan yerine konulmadığı merkezlerin tümüne bakınız. Bu merkezlerin tümünde bir Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti itibarı var. Niye? Çünkü aynı zihniyetin en ileri düzeyde temsil edildiği en itibarlı insan hakları ihlali yapan, en itibarlı işte ne bileyim hırsızlık, dolandırıcılık örgütleyen, mafya örgütleyen, uyuşturucu kaçakçılığını örgütleyen, ırkçılığı ve faşizmi ve katliamları örgütleyen ve örnek alınan bir yapılanma doğrudur. Bunun için bir itibar vardır. Katillerde mafya, mafyanın mesela dehşet bir Türkiye sevdası var. Çünkü Türkiye'nin mafya içerisinde dehşet bir itibarı var. Yani insanlık içerisinde bir kıymeti, harbiyesi, bir itibarı olmayabilir. Ama mafya içerisinde, çeteler içerisinde büyük bir itibarı var. Bütün mafya liderleri ülkelerini terk ediyorlar. Türkiye'ye sığınıyorlar, kapağı Türkiye'ye atıyorlar. Yani bundan daha büyük bir itibar olabilir mi? Doğal olarak tabii ki beyefendiler de ona dikkat çekmişler. Evet, yani önemsenir mi, önemsenmez mi? Bu adam da mesela Tanju Özcan diye bir adam. Şey diyor, bunu ilk kez söylüyorum. İlk kez söylemesinde ne anlama geliyor onu da anlamıyor. Kılıçdaroğlu'nun içinde Atatürk'e karşı Dersim Harekatı'ndan dolayı kim var? Valla varsa bunu desteklemek lazım.
kesinlikle desteklemek lazım. Böyle bir kin taşıyor ise eğer, o zaman demek lazım ki, demek ki atalarının acısını hissedebilmiş, hissiyatlı bir adam, vicdanlı bir adam demek ki. Yani vicdanlı olan bir adam ancak kendi bu Dersim harekatına karşı bir duyarlılık hissedebilir. Vicdansızların toplamında zaten siz varsınız. Vicdansızların toplamında ki bugünkü katil iktidar var ve bu yapı var. Şu benim güzel memleketi Kahramanmaraş. Afet riski azaltma projesinde model kent seçildi. Habere bakınız, ne güzel haber değil mi? Ya biz bir deprem yaşadık, deprem. Deprem yaşadık ve bu depremden sonrasında da işte toplanmış, güya ne yapılıyor mu? Maraşlara haber veriliyor. Maraş diyorlar. Afet riski azaltma projesi model kent seçildi. Dün neydin peki sen? Dün neydin? Türkiye'de deprem olduğu zaman, deprem olduğu zaman nasıl önlemler alınması gerekiyor diye bu merkezden yıllardır tatbikatlar ve benzerleri organize edilmiyor muydu? Bu organizasyonların tümünün sonrasında yüz binlerce insanın kefensiz gömüldüğü bu topraklar ortaya çıkmadı mı? Bu yalanlarla artık, yani bir yalan o kadar aleni bir şekilde kendisini tekrarlayabilir mi? Yani birisine derler ki, ya işte birisi adamı kandırmış. Okey, hadi diyelim ki bir seferinde kandırıldın. Ama ikinci seferinde eğer kandırılmışsan, üçüncü seferinde de aynı gerekçeyle, aynı cümlelerle, aynı yerde kandırılıyor isen, bunun sonucu ahmaklıktır. Bunun başka bir izahı olmaz. Bu bir saflık değildir. Bu bir insaniyet, insani bakış açısı falan değildir. Bu insanın salak yerine konulmasıdır. Yani haberin başlığına bakınız. Kahramanmaraş afet riski azaltma projesinde model kent seçildi. Kaçıncı model kent oluşunuz? Kaçıncı ölümümüz? Kaçıncı öldürüşünüz? Model olarak ölümün merkezi model haline getiriliyor. Mesela katliam yaparsak nasıl insanları öldürürüz? Model kent Maraş. Deprem olursa insanlar nasıl göçük altında kalırlar? Model kent Maraş. İnsanlar göçük altında kefensiz yatarken onların sırtında nasıl davul zurna çalıp halay çekeriz? Model kent Maraş. Böylesine ahlaksızlığın, böylesine bir yalanın örgütlendirildiği ve böylesine kimliksizleştirildiği başka bir kentten bahsetmek mümkün değildir. Onun için Maraş dediklerinde, nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı olmaktan bir utanç yaşıyor isek, Maraşlı olmaktan da aynı utancı yaşıyoruz. Bunu görmek gerekiyor. Bunu söylemekten de sakınmamak gerekiyor. Bu kadar da bizimle alay etmelerine müsaade edenlere bizim artık diyeceğimiz bir şey yok. İnsan bu kadar da olmaz. Aynı yerden bıçaklanacaksın, aynı yerden vurulacaksın ve dönüp de vay be ne büyük adam diye bunların arkasında alkışa duracaksın. Ölüsünü satmıştır bu kent. Maraş dediğiniz kent ölüsünü kömüre satmıştır, makarnaya satmıştır. Çocuklarını savaşta ölen çocuklarının aylıklarını alalım diye de seslerini çıkartmayıp çocuklarının cenazelerini satmıştır. Böylesine bir kent. Böylesine bir kentin ahlakından, böylesine bir kentin direnişinden, böyle bir kentin kahramanlığından vesaire bahsetmek mümkün değildir. Kime güveneceğiz diye bir haber yapılmış. Ne demiş? Ankara'da yolda geçen kadınlara küfrederek tacizde bulunan ve ardından da darp ederek havaya ateş eden şahıslardan birinin bekçi, birinin başkomiser, diğerinin de polis memuru olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan memurlar hakkında işlem başlatıldı. Ne işlemi başlatıldı? Gözaltına alınmış, işlem başlatılmış. Yarın ne yapılacaklar? Dışarı bırakılacaklar. Dışarı bırakınca ne yapılacaklar? Yaptıklarından dolayı ödüllendirilecekler. Yani önümüzdeki dönemde terfi almaya aday bir bekçimiz, bir başkomiserimiz ve bir polis memurumuz var. Bunlar artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yeni gözde memurlarıdırlar. Ve Türkiye'deki şu andaki sisteme baktığınız zaman göreceksiniz ki ne kadar suçlu var ise, ne kadar işte ne bileyim hırsızlık yapan, tecavüz, mafya, uyuşturucu, taciz, ne aklınıza geliyorsa yapan adam varsa bir bakıyorsunuz, ödüllendirilmiş ve bir yerlere gönderilmiş. Adamı biri de keşfetmiş, Abdullah Kilim. Bunlar hepsi troller aslında, yani bunlar hepsi örgütlü adamlar. Yani bunlar öyle kenardan kıyıdan hasbelkader bir şeyler paylaşan adamlar değil.
Lozan zaferdir, inanan kerizdir diye paylaşmış. İşte yukarıda Lozan öncesi, Lozan sonrası demiş ki Lozan öncesi çizilen harita biliyorsunuz Misak-ı Milli sınırlarını belirliyor. Ve bu çok bilmiş adama şunu da söylemek lazım, bunlara söylemek lazım. Misak-ı Milli sınırları Mebusan Meclisi'nde ki Kürt Teali Cemiyeti'nin ve Ermeni Teali Cemiyeti, o ismini yanlış söyleyebilirim ama Kürt Teali Cemiyeti'nin de içinde olduğu bir kararlaşma sonrasında Kürtlerin ve Türklerin ortak vatanı olarak çizilmiş bir harita. Yani bu harita aynı zamanda Kürtlerin vatanını, Kürtlerin topraklarını da Türkiye'nin sınırları içerisinde gösteren, biraz da Yunanistan'ın batı kısımları da içine alan bir harita. Evet, İstanbul'da sokak değişti. Küçükçekmece'de trafikte seyreden bir aracın önünü kesen çalışanlar araç içindeki kişi yolun ortasında darp ettiler. Yani işte sonuçta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gelmiş olduğu nokta bu. Türkiye burası yani. Şimdi düşünün, yani şöyle herkes kendi bulunduğu mahallesini düşünsün. Kendi caddesini, yaşadığı şehri düşünsün. Ve bu günlük olarak sokak ortasındaki kavgalar, kadın cinayetleri, işte ne bileyim kabadayılar, suç o işleme oranı vesaire. Bunlara bir bakın yani. Ne yapılıyor, ne oluyor bu topluluğa, ne oluyor? Bu insanlar niye bu haldeler? Yani insanlar niye bu kadar birbirlerine kin, nefret ve bir şiddet ve saldırganlık içerisindeler? Ya da geriye dönüp bir bakalım yani. Mesela diyelim ki işte 2010 yıllarının başlarına bakalım. Yani o Kürtlerle bir dönem işte ne bileyim görüşmelerin olduğu bir süreç ve döneme bir bakın. Bir de bugünkü döneme ve sürece bakın. O gün gündeki suç işleme oranlarına bakın. Bugünkü suç işleme oranlarına bakın. O günlerdeki İşte ne bileyim mafya ve benzeri düzeneklerin çalışmalarına bakın. Bugünkü duruma ve izahata bakın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uygulamış olduğu yalan, işte o nas o etrafında dolanıyor diyenlerin sahtekarlık var ya, o sahtekarlığın Türkiye'yi getirmiş olduğu nokta bu. Yarın daha da dehşetli bir şekilde bu hissedilecek. Ve yarın insanlar zaten şu anda geldikleri nokta bu. Yani eğer siz birisi hakkında bir şikayetiniz var ise adli kuvvetlere gidersiniz ve o adli kuvvetler sizin sorununuzu çözerler ve çözdükleri için de siz sokakta hak arayışı içerisine girmezsiniz. Ya da kendiniz bir yargı geliştirmeye ihtiyacı duymazsınız. Mahkemelere güvenirsiniz. Dersiniz ki mahkemeler doğru kararlar veriyor. O zaman ben bu meselemi mahkemede çözerim. Ama mahkeme doğru karar vermeyeceği kanaatindesiniz zaten siz. Siz bu kanaati ve bu bilgiye sahip olduğunuz için ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki ben mahkemeye gitmeme gerek yok. Ben kendi hesabımı kendi sorarım. Ve ne yapıyorsunuz? Bu her alana yayılıyor. Ve sokak ortasında artık bu kabadayılar, bu mafya, çete hesaplaşmaları vesaire hayatımızın doğal haline geldiler. Aa, burada bir kavga mı olmuş? Yani Küçükçekmece birini dövmüşler vesaire. Hadi oradan geçelim hanımefendiye. Yani. Dün sosyal medyada yer alan demiş 27 Ağustos haberi. Ehliyetsiz araç kullanırken kontrole takılan vatandaşla ilgili. Bu görüntülerden sonra polis memurlarının açığa alındığı doğru mu? Açığa alınsa da alınmasa da önemli bir şey var mı? Eğer doğruysa videoda da geçen Mehmet müdürün vesaire deniliyor. Yani artık Mehmet abilerimiz var, dayılarımız var. Sonuçta bunun doğru olup olmamasının bir önemi yok. Yani bu haberdeki yanlışların ya da işte doğruların bir haberi yok, şey önemi yok. Ehliyetsiz yakalanmış. Ne olacak yani? Bir Mehmet abisi var ise belki çözebilir diye düşünmüştür hanımefendi. Çünkü o öyle öğrenmiş. Türkiye'de işler böyle yürüyor. Eğer bir Mehmet efendiniz var ise, bir dayınız var ise, amcanız var ise meseleler çözülüyor. Onun için onun da yapacağı bir şey yok. Onun öğrendiği ve şu andaki sistemin kendisi bu. Yani bunun öyle şaşırılan falan izleyecek bir durumu yok. İş böyle işliyor. Hanımefendi de biliyor ve Mehmet'i çağırıyor. Ama ilginç haberlerden bir tanesi şu. Yapay zeka robotu Sofia'nın yeni videosu yayınlandı. Videoda ne diyor biliyor musunuz robot? Recep Tayyip Erdoğan hakkında düşüncelerim çok net. O bana çok ilham veriyor.
insanların hayatını daha iyi hale getirmek için çok çalışıyor. Kendisiyle çalışmaktan mutluluk duyacağım demiş. Kim demiş? Robot Sofia. Ya robotlara kaldık. İşte asıl realite bu. Asıl realite bu. Robot, insanlar zaten robotlaştırılmış. Buna ihtiyaç yok ki Sofia'ya. Önüne geleni dik, sana bir Sofia çıkar. Zaten mesele de bu, robotlaşmak. Bakan Yerlikaya El Cizre'ye konuştu. Ne demiş? Konut satışı karşılığı vatandaşlık alma süreci durmadı. Gayrimenkul alanlar 2-3 ay içerisinde vatandaş oluyorlar. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o büyük devlet, büyük millet, işte ne bileyim tartışılmaz güç, dünyaya ne bileyim nizam veren, işte ne bileyim oyun kurucusu devlet ne yapıyor? 2-3 ayda ev alanlara vatandaşlık dağıtıyor. Dilenci haline getirilmiş bu memleket. Dilenci haline getirilmiş. İşte o Nas hikayesinin varmış olduğu yer burası. Naş olmuş demek lazım artık. Şanlıurfa'da aynı sokakta oturan sığınmacı iki grup arasından çıkan kavgada taraflar birbirlerine zepse kazan taşla sopalarla saldı. 4 kişi yaralandı vesaire. Evet, yani ırkçılığın geliştirilmesi için bu tür haberler sıkça yapılıyor. Sanki kendi mahallelerinde hiçbir şey olmuyor. Yani o hanımefendi o sokakta polisleri öyle Mehmet'le tehdit etmemiş. Ya da o sokak ortasında milleti indirip dövenler yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları değilmiş gibi. Ya da o bekçi ya da o polis Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilmiş. Öyle kadınları taciz etmiş. Yani kızlarımızı taciz ediyor bu yabancılar diye bir şey yapıyorlar ya. Propaganda yapıyorlar ya. E senin polisin yapıyor. Sen o kadar yiğit ve kahramansan, o kadar yani bu işin arkasında duran bir adam isen, şu polisine, bekçisine, komiserine bir izah versene. İzah vermiyorsun. Onları ne yapıyorsun? Besleyip salıyorsun sokağa. Ayşe Hatun paylaşmış. Neyi paylaşmış? Herhalde en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Bu Ali Erbaş'ı görünce gerçekten yani birçok Diyanet İşleri Başkanı geldi geçti. Ama adamı görünce nedense İnsanda dehşet bir iticiliğe varan bir çapsızlık var. Yani adama konuştuğu zaman bakıyorsunuz, çapına, derinliğine bakıyorsunuz ve gerçekten de dinden, imandan çıkacağınız bir adam, çıkartan bir adam. Neyse, bir konuşma yapıyor meclis kürsüsünde ve diyor ki siz papazlara falan bir şey demiyorsunuz diyor. Biz de diyor kime ne diyorsunuz falan filan diyor. Yani suratımıza bakarak yalan söylüyor. Hanımefendi de paylaşmış. Siz Türkiye'deki hiç papazlarla uğraşanları gördünüz mü diyor. Siz Türkiye'de hiç papazlarla uğraşanları gördünüz mü diyor hanımefendi. Türkiye'de yaşamıyor. Bambaşka bir dünyada yaşıyor. Nerede yaşadığı belli değil. Hanımefendiye dönüp söylemek lazım. Hanımefendi bu ülkede papazların siz boynunu kestiniz. İnsanları dinlerinden dolayı öldürdünüz. Yani Trabzon'da öldürdünüz, Malatya'da öldürdünüz, İstanbul'da öldürdünüz. Boğazlarını keserek vahşi bir şekilde öldürdünüz hanımefendi. Yani kimse uğraşmıyormuş. Düşünebiliyor musunuz? Kimse papazlarla uğraşmış ama imamlarla uğraşıyormuş. Bak. Şu zavallı imamlara bakabiliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın masumiyetini görebiliyor musunuz? Şu zavallı kendilerini dine, imana adamış olan adamlar. Değil mi? Bütçenin okkalısını yiyen, zıkkımlayan adamlar. Bizim çocuklarımızın boğazından toparlananları, zıkkımlanan, kendilerini lüks ve şatafat içerisinde yaşayan adamlardan bahsediyoruz. Onlarla uğraşanlar varmış. Tabii ki uğraşacağız onlarla. Haram yiyorlar. Hakkaniyet içerisinde kendi inançlarının, kendi istek ve arzularının fedakarca örgütlendirilmesi, yaşatılması için değil, Allah yolunda değil, bu dünyanın hevesi üzerine hayat idame eden adamlarla bizim hesabımız var. Bizim çocuklarımızı boğazından kesip yiyenler ve kendi çocuklarını besleyenler ve onlara şatafat ve lüks vaat edenlerle tabii ki bizim hesabımız var. Bizim çocuklarımızın nesi kıymetsiz sizin çocuklarınızdan? Tabii ki bizim hesabımız olacak. Ve bizim hesabımız öyle kolayca kapanacak bir hesap değildir. Bunun hesabının verilmesi lazım. Onun hesabının verilmesi lazım. Çünkü
Siz ahlaksızlığın temsilcisisiniz. Siz bu memlekette vicdansızlığı örgütlüyorsunuz, ahlaksızlığı örgütlüyorsunuz, tecavüzü örgütlüyorsunuz, uyuşturucuyu örgütlüyorsunuz, hırsızlığı, dolandırıcılığı ve her türlü kirlenmişliği örgütlüyorsunuz. Hiçbir dinin kabul etmeyeceği, hiçbir vicdanın kabul etmeyeceği, insanın hangi dinden ve renkten olursa kabul etmeyeceği her şeyi bu topluma yediriyorsunuz. Yedirmeye kalkıyorsunuz ve bunu ahlaksız bir şekilde din adına yapıyorsunuz. Çocuk istismarından 10 yıl 5 ay hapis cezası alan Uşaki Şeyhi Eyüp Fatih Şahban'ın iktidarın düzenlediği yeni infaz yasası sayesinde 94 ay cezaevinde yatması gerekirken 2024 Şubat ayında cezaevinden çıkacağı anlaşılalı birkaç gün oldu, birkaç saat oldu demiş. İşte siz bu tecavüzcülerin arkasında durduğunuz için bizim sizinle işimiz var. Bizim sizinle işimiz var. Bizim sizin bizi değerlerimizi kirletmekle, bizim kültürümüzü kirletmekle ilgili bizim derdimiz var. Biz kendimizi korumak, çocuklarımızı korumak, insanlarımızı korumak, doğamızı korumak zorundayız. Çünkü yaşam alanlarımız bunlar. Siz yaşam alanlarımızı çürüten bakteriler gibisiniz. Çürüten asalaklar gibisiniz ve biz de bunun karşısında durmak gibi bir insani görevi yapmak zorundayız. İşte bu insanlara karşı bir insani duruşun olması gerekiyor. Cezaevinde bugün siyasiler var. Bugün cezaevinde Twitter atanlar var. Bugün cezaevinde işte ne bileyim muhalifler var. Gazeteciler var. Aklınıza ne gelecek? Bunların hepsi cezaevinde tutulurken işte bu ahlaksızların tümünü dışarı salıyorlar. Onun için sokaklarda ahlaksızlık hakim oluyor. Ahlaksızlığın, şiddetin hakim olmasının ana sebepleri bunlardır. E-reçete sisteminde 5 dil eklendi demiş. Bakınız bu da bu neydi? Sağlık Bakanı galiba. E-reçete sisteminde test işlemi tamamlanan diller dün sabah saatlerinde canlı ortamda yayılmaya başlamış. Olup tüm dinlerin İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca, Rusça canlı ortama alınması bugün tamamlanmıştır. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bu ülkede hiç Kürt yok. Kürtçe konuşan hiçbir vatandaş yok. Kendi vatandaşına hak görmediğini böyle şatafatlı bir şekilde yayıyor, çok da ulusal ne bileyim ulusal değerlere, uluslararası değerlere vesaire hizmet anlayışına sahipmişler gibi. Kaç tane İngiliz, kaç tane Alman, kaç tane Fransız gelecek senden hizmet bekleyecek? Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarının içerisinde 30 milyon Kürt var. 30 milyonun dilini, lehçelerini reddedeceksin, görmezden geleceksin. Ondan sonra bana da İngilizce, Almanca, Arapçanın şeyini vereceksin. Müjdesini vereceksin. İşte ahlaksızlığın örgütlendirildiği alanlardan bir tanesi. Ahlaksızlığın ahlak olduğu bir ülke, yalanın artık bir değer olduğu bir ülke. Ne kadar eğer bu topluma düşman iseniz, bu toplumun insanına düşman iseniz o kadar değer gördüğünüz bir ülke. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Yani bunların toplamını toplarlayın. Kürt düşmanı, Alevi düşmanı, insan düşmanı, kadın düşmanı, çocuk düşmanı, doğa düşmanı. Yani aklınıza ne geliyorsa bunların hepsini toparladığı zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun iktidarı çıkıyor. Şimdi birileri soruyor, devlet nerededir diye soruyorlar ya. Devlet bu kardeşim, başka devlet yok. Devlet bu. Devlet dediğiniz şey bu. Bu sistem. Gazeteci Erdal Sağlam, IMF heyeti 6 yıl aradan sonra Eylül ayında Türkiye'ye gelecek ve yıl sonuna kadar Türkiye hakkında bir rapor hazırlayacak. Burası önemli bir nokta. Rapora IMF geliyor. IMF heyetinin Türkiye ziyareti, bakınız Türkiye ziyareti beyefendileri tarafından değil, beyefendilerin bilgisi de belki yok bu konuda. IMF heyetinin Türkiye ziyareti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından istendi. Beyefendi bilmiyor. Beyefendi susuyor. Beyefendi nas demiş ya, naş ortalıkta yok. Ortalıkta yok. Yani yarın öbürsü günde bunun sonuçlarının doğuracağı olumsuzluklar, işte ne diyeyim IMF ne yapacağı belli, kemerleri sık diyecek, sıktıracak. Faiz alacak, yükselecek, dolar ve benzer her şey
değişim yaşayacak. İşçi aylıkları, işten çıkarmalar, küçülmeler vesaire dayatılacak. Bunun sorumlusu kim olacak? Tabii ki bunun sorumlusu beyefendi olmaması gerekiyor. Beyefendi ne bileyim, nasmuşla meşgul. Onun için bir sorumlu şu anda üretiliyor. İleride bu sorumlu, evet yani şöyle bir bakın, sahneye bir bakın yani. 28 Mayıs gecesi eğer Kılıçdaroğlu kazanmış olsaydı bu sahneyi bir daha görmeyecektik. Devlet dimdik ayakta, çok şükür. Çok şükür devletimiz ayakta, ne Ali Erbaş, onun yanında Numan, onun yanında Recep, onun yanında devlet. Şöyle resme bir bakınız yani. Bu resmin neresiyle onur duyabilirsiniz siz? He? Bu kadar kirletilmiş bir resim, yani toplumun işte bu adamlar şahsında temsil edildiği. İşte ahlaksız bir Erbaş, yalancı bir Erdoğan, ne üdüğü belirsiz bir Devlet Bahçeli. Devlet bu işte. Türkiye Cumhuriyeti devleti. Adam çok şükür diyor, bunlarla ayaktayız diyor. Ahlaksızlıkla ayakta. Niye? Çünkü kendisine atılan kemik kadar orada havlıyor. Kemik kadar. 24 saat orada oturuyorlar. 24 saat bu yalanların, bu sahtekarlığın propagandasıyla uğraşıyorlar. Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsun. Niçin ferah tutacağız? Ekonomik kadrolarımız işinin ehli. Demek ki şimdiye kadar değillermiş. Enflasyon yine tek haneye AK Parti kadrolarını düşüreceğine inansınlar. Yani sana inanmayacağız da kime inanacağız? Hani sen diyordun ya, işin ehli benim, ekonomistim ben diyordun ya. Ne oldu senin o ekonomistliğine? Nas'tan duştan geçtik, IMF kapısına dikildik. İşin ehliymişler. Biraz önce demiştim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icap etti. Kim davet edebilir? Tabii ki ırkçı, faşist adamın kendisi. Irkçıların buluşması, faşistlerin buluşması şu anda itibarlı bir şey. Bence yakışır. Yakışıyor. Bu da böyle. Evet, böylelikle aslında bir sosyal medya gündem yayınında sonuna gelmiş olduk. Ama yine dediğim gibi ben burada bir hatırlatmada bulunmak da istiyorum. Çünkü bizim sosyal medya platformlarımızın, web sayfalarımızın takip edilmesi gerekiyor. En azından orada bir kısım bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Bir kısım diyorum çünkü imkanlar ve şartlar gerçekten insanları zorluyor. İnsanlar zor şartlarda habere ulaşıyorlar. Zor şartlarda o bilgileri derliyorlar. Kimi arkadaşlarımız o bilgileri derlemek için hayatlarını, yaşamlarını zora ve sıkıntıya sokuyorlar. Ama sonuç itibariyle de o bilgileri size ulaştırmanın aynı zamanda mutluluğunu sizinle birlikte paylaşmak istiyorlar. Onun için bizim burada oluşumuzun ya da işte ne bileyim Pirhan'ın, Can TV'nin, Alevi Haber Ağı, Alevi Net, işte Alevilerin Sesi vesaire aklınıza gelebilecek ne kadar çalışma alanımız var ise bunların tümünün sizin desteklerinize ihtiyacı var. Yani siz desteklemezseniz bu sayfaların, bu çalışmaların yürümesi mümkün olmayacaktır. Sizin destekleriniz nasıl olabilir diye sorusu sorulduğu zaman bunu her zaman başka biçimde algılamanız gerekmiyor. Takip etmeniz, bilgilenmemiz ve bilgiler konusunda bilgilendirmeniz, sizdeki bilgileri bizimle paylaşmanız da büyük bir önem taşıyor. Onun için tüm herkesi sorumluluk taşımaya ve bu yıkıcı, bu saldırgan, bu şiddet dolu dünyanın karşısında vicdanıyla demokratik bir yaşam arzulayan çocukların geleceği için sorumluluk taşıyan bir toplumsallığa dönüşmek için mücadelemizi ortaklaştıralım, ortak hale getirelim. Evet, bir sosyal medya gündem yayınının böylelikle sonuna gelmiş olduk. Bir dahaki programa kadar hoşça kalın, dostça kalın.